İşte bakın, sağlık demişken bir de Kemal Memişoğlu'na gidelim. Sağlık Bakanı ve Sağlık Bakanı meclisteydi, komisyonda. Gerçekten utanmadı ama. Tebessüm ederek yürüdü ve patik gösterdiler. Bebelerin patiğini gösterdiler. Ben de o soruyu veya arkaya işte bunu yazdık. Patik de mi sizi utandırmadı diye. Yeni doğan cinayet şebekesi sağlık sisteminin Susurluk çetesidir. Arkadaşlarımız onun gözüne baktılar, istifaya çağırdılar. O istifa edilecek, o hesap verilecek. O güne kadar da kimse bunların yüzüne bakmayacak. Giymeden ölçülürler. Bakanlık gelmemeniz lazımdı. Sayın Bakan, İstifa başka şey var mı bu ülkede? Bu bütçeyi sizin okumamanız lazım. Burada bakanlar gelmemeniz lazım. Yeni Doğan çetesi Türkiye'yi sarstı. Muhalefet vekilleri Sağlık Bakanı'nı ellerinde yeni doğan bebek patikleri ve kıyafetleriyle karşıladı. İstifa çağrıları ardı arda geldi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gündem 2025 yılı Sağlık Bakanlığı'nın bütçesiydi, ancak Bakan Kemal Memişoğlu salona girdiği anda protestolarla karşılandı. Ben doktor İrfan Karaman'a randevu vermedim, sizle dolaşmak istemiyorum. Sayın Bakan, istifanızı bekliyoruz. Etik bir davranış değil sizin bakan olarak burada bulunmanız. Sayın Bakanın bir sağlık müdürü olduğu dönemde denetlemesi gereken hastanelerden öldürülen çocukların... İstifa çağrılarına, eleştirilere, uzatılan elin havada kaldığı görüntülere sadece gülümseyerek yanıt verdi Bakan Memişoğlu. Bir saniye bekleyin. Toplantı yapacağım. Bir saniye. İstifa! AKP vekilleri ise muhalefete tiyatro yapıyorsunuz dedi, kapıyı gösterdi. Salonda tansiyon yükselince CHP milletvekilleri Memişoğlu'nun sonuç konuşmasını dinlemeden salondan ayrıldı. Maalesef memlekette istifa bırak, utanma duygusu kalmadı, utanma. Senin utanman lazım. Sen tiyatro yapıyorsun, tiyatro. Burada bu bütçe görüşülemez. Eğer istifa edeceksin Sayın Bakan, buyursun. Konuştur ama. Sen bu sistemin içinde en önemli çarksın. Sen orada durursan bu yargılama sürmez. Onu orada zaten o yüzden tutuyorlar. Sağlık Bakanı dahil sorumluluğu olan herkes bu çetenin yargılamaları kapsamında hesap vermek mecburiyetindedir. Rahat rahat oturuyor adam ya. Hiç de utanmış gibi de değil yani. Ve çok enteresandır. 2015 adresi gösteriyorlar. 2015'ten beri bu sistemin aslında böyle SGK'nın da dolandırıldığını, çok insanın da belki hayatını kaybettiğinden bahsediyorlar. Ve Kemal Memişoğlu'nun bir önceki görevi zannedersem 7 yıl kadar da İl Sağlık Müdürü'ydü İstanbul'da. Bunlardan haberinin olmaması mümkün değil ya. Ama oturmuş orada tebessüm dağıtıyor. Sanki ülkede hiçbir şey olmamış. İşte bu insanlardan, bu insanlar hesap vermiyor arkadaşlar bize. Hiçbir şekilde hesap vermiyorlar. Şeffaf da yönetmiyorlar. Ama biz yurttaş olarak onlardan hesap sorabiliriz. Nasıl mı? Sandık önümüze geldiğinde er ya da geç bunun hesabını, öldürülen bebeklerin hesabını, o çarkın nasıl döndüğünü, çeteleri, uluslararası, ulusal çeteleri, hepsini, yolsuzlukların, ne bileyim aklınıza gelebilecek adaletsizliklerin hepsinin hesabını sorabiliriz. O yetenek, o güç bizde var. Yeter ki sandık önümüze gelsin. Şimdi Profesör Doktor Mithat Baydur var. Onu da zaten izliyorsunuz sabahları. Şeyde Ebru Baki'de programında. Fatih diyor, savaş evet çıkabilir ama hemen savaş olmaz diye bir şey diyemiyorum diyor. Herkesi biraz rahatlatmak istedim. Hemen savaş olmaz diye ama bir parça uzun oldu galiba. Özür dilerim, hoca özetlemiş. Trump diyor Rusya ile yakın ilişki kurmak istiyor ama diyor şimdiden diyor Ukrayna feda edilerek, yani demokratlar uzun menzilli füzelerin önünü açarak kullan diyerek aslında diyorlar dünyayı bir tehlikeye attı. Bu diyor Pentagon formülü diyor. Zaten son açıklamasında da Trump şöyle dedi, Pentagon'u da dedi yeniden dizayn edeceğiz dedi. Böyle de bir açıklaması vardı Donald Trump'ın. Hem Amerika hem de dünya yeni döneme hazırlanıyor. Trump dönemine hazırlanıyor, göreceğiz. Peki